Yarı tertip. Bu bölümümüzde introda olan farklılığı fark etmişsinizdir. Tabi aksi mümkün değil çünkü bayağı açık belirttik. Bugün yine Tutuş Köyü'ndeyiz. Köydeyiz ama köyün içinde değil, doğada. Tutuş Köyü mücavir alanında bulunan ormana gidip mantar toplayacağız. Muhtarımız ve artık abimiz Cihan Karakaş mantar öncesi enerji lazım dedi. Belli ki bayağı yorulacağız. Yol üzerinde harika bir yayla önüne durduk. Ev sahipleri hemen buyur etti ve bahçede sandalyelerimize kurulduk. Yaylada hayvancılık ile uğraşan ve hayvanlarını tamamen doğa şekilde yetiştiren bu insanların şifasının kaynağı ayranı ikram etti ev sahipleri. Muhteşem doğa kokusu içerisinde sonsuz huzurun arasında kendilerine inanılmaz bir yaşam alanı kurmuşlar. Önce ayranımızı içtik, ardından güzel sohbetlerinde yer bulduk. Burayı yayla olarak mı kullanıyorsun? Yazın burada, kışın aşağıda. Hayvan var mı? Var. Koy 5-6. Ya aslında şey değil yine, üretime dayalı bir şey değil. Keyif ve kafa. Kuzu. Anana falan çok su yoğurtluyduk. Doğrudur. Katık, hani ekmek yapıyorlar ya, mesela katık, burada katık düşürdüm. Ondan bir yaparlar da. Katık dükmesi. Evet, dükmesi. Ekmeğin içine o katığı sürerler. Öyle biraz pişirirler. Maydanoz koyup, ondan sonra kapatırlar, onu o şekilde pişirirler. Cihan, benim bir arkadaş var, inişte oluyor bizim polisin diye. Çorum'da emekli oldu. Geliyor burada yatıyor. Köyde yatmıyor. Buranın havası havada... köyde yok ya abi. Tabii canım. Bu hava bırakma. Doğallık. Vallahi. Tamamen doğal. Şimdi burada eski hayvan babana yayılma bir çıkıyor. Sikorta sayına sizinle getirsem orada karısı hanımı emşire. Yok onlar bununkine yukarıda. Esin ismi. He. Bununkine yukarıda. Şimdi dağda keki yiyor, her şeyi yiyor, geliyor. Onun sütüyle ahırda beslenene şehirde o süt bir olur mu? Olmaz. Ya şimdi buranın sütüyle, buranın yoğurduyla Çorum dalgıçlar çiftliği diyor. Neresi çiftlik lan? Komple hazır kuşbe yiyor. Günü doyuruyoruz, akşam sağıyoruz. Şunda süt olsa ne olur? Anladın mı? Süt müttü değil, hikaye onlar. Orada daha da yiyor. Bak ben buradan geçen aldım 2 kilo yine katık. Mantara geldi dibindeken. Akşam Adem'e diyor da kaynası. Muhtarın katığı kötü olup gideceğim diye. Ben boyuna buradan götürüyorum. Kötü bildim. Ama yani. Kötüme diyor. Ya şimdi bak, hayvan burada otu, kekiği, her şeyi yiyor. Komple, pırıl pırıl. Kusmesi yok, değil şimdi, yok. Onunla şehirde gibi olmaz. Olmaz, onu yiyemiyor. Hazır şey yiyor. İşte ama şey. Şehirde de ona ulaşılmıyor. Tabii. Bak, katık şu bak. Bak, şeyin yapıyor. Katık bak bu. Ne yoğurt ne peynir, tam arada bir... Katık. Katık. Süzme yoğurt bak, diyelim. Bebekliğimiz bunları var ya, barmakla maydan geçti. Barmak, barmak yerdi. Lan ne kıymetliydi la o zaman. Allah sağ olasın. Tam buz gibi. Ana yayı kaybı onu daha anlatmadı. Bunu sarımsağı eziyorlar, döyüyorlar. Suyuna bulama çarpıyorlar, dolaba koyuyorlar, oku diyor iyice. Buram buram şişeyi bir açıyor. Onu içiyor tam bir antibiyotik. Sağ olasın abi. Sağ ol, sağ ol. Merhaba. Afiyet olsun aslında. Şeker olsun. Gerçekten de. Kokuya bak değil mi? Evet. Bu yediği otun kokusu işte. Tabii canım. Yemi yok, küsmesi yok. Tabii. Anam hay anam. Mantara giden çok oldu mu abicim? Var. La bu millet bıkmak bilmiyor tükürüm. Ne yapacak ya bu mantarı bu millet ya? Kuvvet yap. Ben işte. La bunu, ya bunu bir yutup alsın yersin tamam. Yo yo yo. Hiç hiç. Vallahi yeter. Ya sen bol bulduğun için senin için artık şey kalmamış ama bizler için kıymetli. Bu tatlı şen ve keyifli sohbetin ardından artık mantara gitme vakti geldi. Müsaade istedik, yola çıktık. Katığını al Süheyl. Bir daha bulamam katık batık bak. Böyle doğal katık bulamam. Sen de şunu unutma. Allah razı olsun amcam. Hadi güle 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 yiyelim. Güle 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 güle. Şuraya gittiniz mi? Bölgenin bereketli havzasında çok fazla mantar tipi var. Ve insanlar bu mantara bu tarihlerde akın ediyor. Burada muhtarımız mantarın verimli olduğu yeri bizim için arıyordu. Hadi görüşürüz yola. Ta Aktaş'a gitmişti lan bunlar. Mantarın verimli olduğunu düşündüğümüz ilk alanda indik ve etrafa bakmaya başladık. Önümüzde Cihan abimiz ve Süheyla ablamız, arkada biz mantarı nasıl bulacağını arıyoruz. Biraz sürdüyelim. Sonrasında sizlere bu bölgenin coğrafyasından, ikliminden ve kültüründen bahsedelim.
Bak sana bir mantar göstereceğim. Şöyle. Sol tarafımda. Benim sol tarafımda. Bu tarafta. Görüyor musun? Yok. Altında bak. Altta pürle bak. Anlıca mantarı bak. Orada da var. Şurada da var bak. Hangisi? Bu kötü mantar, ayı mantarı. Kanlıcıya bak. Gördün mü? Büyük. He. Bak, şunları al bak gel. Görüyor musun bak? Bak ocağı iyi. Bunları kimse görmemiş bak. Bak şimdi. Otun arasında gözü. Bak. Bak. Buraya kimse gelmemiş ha. O kurtlu olsun, bundan kurtlu. Mantarın nasıl saklanarak yetiştiğini gördünüz. Peki nedir bu kanlıca mantarı? Kanlıca mantarı, Türkiye'nin Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinde özellikle oldukça yaygın ve lezzetli, aynı zamanda ekonomik bakımdan gelir getiren bir mantardır. Sonbahar yağmurlarından sonra yetişir. Gölgelik yerde yetişen sarı turuncu renkli olmasına karşın hafif güneş gören yerlerde yeşilimsi morumsu renklerde de olabilirler. Çam ağaçları olan yerlerde rengi daha koyu olur. Çam kanlıcası ya da kara kanlıca isim verilir. Kökler ve kayın ağacı dibinde yetişenlerde daha açık renkli olur ve al kanlıca adı verilir. Yağda kızartmak ve ızgara yapmak suretiyle yenilir. Şöyle bak bak bir ne yap. O tapıl kurtaran da tapıl kurt. Baksana. Kurtlanmış. Araba hiç bir bulma şansı yok. Üstü fırına bak. Kanlıca koyuyor bak daha bak. Bak orada bak. Ben de sizin gibi bak, sadece toprak görüyorum ama Can abimiz burada mantarı görebiliyor. Hem de otların arasında bak. Toprağın altında kalmış bir kısmı olsa dahi. Garip ama yani zaman alışınca var. Galiba görülebiliyor. Hah bak Temiz. O çürük bak. Bu pırıl pırıl. Altında bir tane daha var. Şurada bir tane çürümüş. Can abi. Bu mor da mı kötü? Ha şunda. O dışarıda işte. Ama kıymetli olanlar biraz daha kendini saklıyor. İşte. Göreceğim sesi gibi. Gürcünün mantarı. Aç içini. Aa. At. Şunda. Şunda alalım. Aç içini. Yerin nereden biliyorsun Can abi? Ya nasıl anlaşılıyor? Ormanda ya. Ya ben alamadım. Alışmış oldum. Ormanda da çok iyi atıyorum hani kanlıca mantarı ama ormanın işte o toprak mineralinden sebep olan zehirli olabiliyor diyorlar. Şeyden, aynı mantar zehirli olmuyor. Burada da mesela annemler hep der ki işte hangi tepe ya da dağsa oranın mantarından toplamayın zehirlidir derlerdi. Bu bölgenin ormanları zengin biyoçeşitliliği ve doğal güzellikleriyle dolu bir ekosistem sunar. Bu ormanlar yemyeşil ağaçlar, sık çalılar ve zengin bitki örtüsüyle kaplıdır. İçinde barındırdığı fauna bölgenin ekolojik dengesini korur. Çeşitli kuş türleri, memeliler, sürüngenler bu doğal ortamda yaşam bulur. Yılanlar ormanın sessiz sakinleri olarak ekosistemin önemli parçalarındandır. Deri değiştirme süreçleri onların sağlıklı bir şekilde büyümesine olanak tanırken bu süreç doğanın döngüsünü simgeler. Ormanda yer alan diğer canlılarla birlikte yılanlar besin zincirinin halkası olarak görev yapar. Bu ormanlar sadece hayvanlar için değil, aynı zamanda çeşitli mantar türleri için de yaşam alanıdır. Kanlıca mantarları gibi diğer türler ormanın nemli karanlık köşelerinde filizlenir. Doğanın sunduğu bu zenginlik hem besin kaynağı sağlar hem de ekosistemin çeşitliliğine katkıda bulunur. Bölgenin ormanları insanın dokunmadığı, doğanın kendisiyle var olduğu bir dünya sunar. Her adımda bu zengin çeşitliliğin ve doğal güzelliklerin içinde kaybolmak, doğa döngüsünü daha iyi anlamak için bir fırsattır. Bak, Cenab-ı Allah'ın hikmetine bak, bak gel. Ne işi var burada? Dedik ki az önce mantar toplarken, Cihan abinin gözleri toprağın altındaki mantarı dahi görüyor diye. Biz başka bir yerde, daha güzel bir alanda mantar aramaya giderken, alan değiştirirken Cihan abinin gözleri dağın yamacında, yolun kenarında toprağın altında kalmış mantarı gördü ve bize gösterdi. Gerçekten mantar mucizevi şekilde çok güzel yerlerde yetişiyor. Şey var. Ha şey olup varmış. Eğer ki domuz falan varsa çapraz. Ha ya öyle bir şey ya. Biz her gün domuzlarla beraber oturuyor. Konuşuyor. Muhabbet ediyor. Ben soruyorum da öyle bir şey yok. Bak. Onunla değil, ona kötü mantar şunda. Bak. Şu
şunlar var ya tavada. Sokmalık. Bak şunu görmüyor musun? Bir damlaları görüyor. Onu gördüm. Aç. Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Tutuş Köyü, zengin doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği dolu bir orman alanına ev sahipliği yapmaktadır. Bugün bu yemyeşil ormanda doğanın sunduğu bir hazineyi keşfetmek için buradayız. Biliyorsunuz, kanlıca mantarını toplamak. Bu ormanlar meşe, karaçam, gürgen gibi çeşitli ağaç türleriyle kaplıdır. Her bir ağaç burada yaşayan canlılara yaşam alanı sunarken kuşlar dallarında yuva yapar, sincaplar ağaçların gövdesine tırmanır, doğanın bu karmaşası yaşamın nasıl birbirine bağlı olduğunu gösterir. Toprağın zemininde yaz aylarında açan kekik ve adaçay gibi bitkilerle karşılaşmak mümkündür. Bu bitkiler hem yerel faunanın beslenmesine katkı sağlamakta hem de doğal bir tedavi kaynağı olarak değer taşımaktadır. Mantarlar bu zengin ekosistemin bir parçasıdır. Özellikle kanlıca mantarları, lezzeti ve besin değerine dikkat çekerler. Ormanın derinliklerinde tilki, sincap ve yaban domuzu gibi memeliler özgürce dolaşırken farklı kuş türleri ormanı şenlendirir. Bu hayvanlar ormanın sunduğu doğal kaynaklarla beslenir ve yaşam döngüsünü sürdürür. Her adımda doğanın sunduğu çeşitliliği hissetmek mümkündür. Tutuş Köyü'nün ormanları sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda su havzaları korumasına da doğal güzelliklerin sürdürülebilir kullanımında kritik bir rol oynamaktadır. Doğanın döngüsünde her canlı kendi yerini bulur ve dengeyi sağlar. İşte burası, doğanın kalbinde, hayatın sürekli döngüsünü ve güzelliklerini barındıran bir cennet. Tutuş Köyü ormanları, mantar toplarken keşfettiğiniz bu zenginliklerle bize doğanın sunduğu hazineyi hatırlatıyor. Cihan abiye bakınca birine benzettiniz mi? Evet evet bize benzettik. Mr. Fest'e çok benziyor. İkisi de Çorumlu. İkisi de çok vicdanlı. İkisi de insanlara dokunmayı çok seven ve insanlara yardım etmeyi çok seven hayırsever insanlar. Cihan abi, Mr. Fest'in Çorum'daki yerli şubesi. Belki Mr. Fest de bu videoyu görürse bence kendi de çok şaşıracak. Bölgede çok fazla bizim gibi mantar toplayan insan vardı ve çok fazla mantarın hastası vardı. İnsanlar araçlarıyla geliyor, çevrede geziyor, biraz mantar topluyor ve biraz bu havanın ve doğanın tadını çıkartıyorlar. Bölgenin manzarası, mantarı ve havası bir harika. Süheyl, Mani dayı vardı, Mani dayı, Süheyl, Mani dayı tanırsın, Mani dayı. Mani dayının adını biliyorum da kendini bilmiyorum. Onun oğlu. Öyle mi? Niye Mani? Mani dayı diyorlar ya. İşte neden, o lakap nereden geldi? Merhaba, neden geldi o? Ya şeyi, babam gibi veyahut da dede şey gibi büyüklerin anlattığına göre, bu babamın abicasının adı, lakabı Mani'ymiş. Tamam mı? Çünkü Manning Kömüş Kestiği Kur'an var ya, o yangın yeri. Orada kömüş var ya bizim kömüşle. Ayağında çarık varmış, çarık eskimiş. Kömüşün böyle şeyini, burasını kesmiş, çama takmış. Kömüşü sürüyormuş, buraya alıp gelince buradan çarık yapmış. Babamın gaddallığı da aynı. Canlı canlı. Canlı. Zaten bir tane kömüşleri varmış, kesseler aç kalacaklar. Ölmemiş ondan sonra. Ondan sonra işte o şeyi, deriyi çarık yapmış da giymiş. Babam da onun gaddallığına biraz benziyormuş, ona mani diyorlar. Ondan kanlı. Abi yorulmuş. Hangi kanalda seyrediyorsun? YouTube. İnternette. Abone olsun. Facebook'tan tutuşluları takip ediyorsanız oradan paylaşılacak. Ha, ediyorum. Abone olursanız seviniriz abi. Benden seyredeceğiniz zaman oraya abone olacaksınız. Global! Global! Duydunuz yine sesini. Cihan abinin dediği gibi bize abone olmayı unutmayın.
Bu yolculuğumuzda sadece doğanın değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerin ve doğal güzelliklerin derinlerine inme fırsatı bulduk. Tutuşköy ormanlarının yanı sıra şehirlerin ruhunu, restoranların lezzetlerini ve müzelerin hikayelerini ve unutulmuş değerleri keşfetmek bizi her zaman heyecanlandırıyor. Eğer bu içerikler hoşunuza gittiyse, desteklerinizle birlikte daha fazla kaliteli içerik üretmek için sabır sanıyoruz. Abone olmanız sadece bir tıklama değil, bu kanala olan bağlılığınızı gösteriyor ve benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Her yeni abone, daha fazla yerel kültürü, tarihi zenginlikleri ve keşfedilmeyi bekleyen mekanları sizlerle paylaşma isteğimi arttırıyor. Ayrıca videoları beğenmek ve yorum yapmak da çok önemli. Bu sizinle daha fazla etkileşim kurmamı ve içeriklerimi hangi alanına göre şekillendirmemi belirtiyor. Eğer bu keşif yolculuğunda birlikte devam etmek isterseniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her yeni videoda sizlerle farklı şehirlerden, restoranlardan ve tarihi eserlerden daha fazla sunmak için buradayım. Hep birlikte daha fazla kişiye ulaşmak ve bu güzellikleri keşfetmek için sabır sanıyoruz. Teşekkür ederiz bir yolculukla bizimle olduğunuz için. Unutmayın, her keşif yeni bir hikaye ve değer sunuyor. Global kalın.